Merhaba arkadaşlar. Bugün birazcık ışık gölge üzerinden gitmek istiyorum. Çünkü bununla alakalı çok fazla yapılan mantık hatası var. Önce size birazcık işin mantığından bahsedeceğim. Daha sonra birazcık daha böyle obje çizeriz, daha detaylı gireriz. Basit basit gidelim. Daha güzel, daha sağlıklı olacak. Öncelikle şuraya mesela bir tane güneşimizi çiziyoruz. Aklımızda, çizimlerimizde her zaman bir güneşimiz olacak. Bunu kesinlikle unutmuyoruz. Daha sonra 3 tane top çizelim şöyle. Güneşimizin etrafına 3 tane topumuzu çizdik. Şimdi dikkat etmemiz gereken konu en basitinden adım adım gidecek olursak öncelikle gölgelerin nereye geldiğini bir tespit edelim. Güneş buradan vuruyorsa bu topumuza gölge yani şu kısım gölgeli olacak. Bu topumuzda bu kısım gölgeli olacak. Bu topumuzda ise aşağı yukarı şu kısım gölgeli olacak. Burası ışıklı olacak. Yani ne demek istiyorum? Şu şekilde gölgelerimizi doğru bir şekilde verdiğimiz zaman daha gerçekçi bir yapıya kavuşmuş olacağız. Tabii ki de böyle ee, Keskin bir şekilde bitmeyecek. Daha sonra bunu formuna uygun bir şekilde ortaya çıkarabilmek için şu şekilde yavaş yavaş adım adım acele etmeden ee, çizmemize devam. Net çizgilerden kesinlikle kaçınıyoruz. Burada da tekrardan böyle yumuşatarak gölgemizi veriyoruz. Burada da tekrardan topumuzun formuna göre gölgemize göre gidiyoruz. Her şey adım adım olacak arkadaşlar. Ee, kesinlikle acele etmeyeceğiz. Yani ne demeye çalışıyorum? Daha sonra tabii ki de buraya net bir gölgemiz düşecek ve doğru bir şekilde topumuzu ortaya çıkarmış olacağız. Burada anladık galiba ee, ne anlatmaya çalıştığımı. Şimdilik. Bunu oval değildi. De birazcık daha kareden ortaya çıkalım. Şurada yine bir güneşimiz var. Bunları basit basit anlatıp hemen geçeceğim. Şu şekilde bir tane karemiz var mesela. Biraz daha zorlaştırarak tam çaprazını alalım. Şu şekilde bir karemiz var. Bu şekildeyken ışık nasıl vurmuş olur? Burası en koyu kısım doğal olarak. Burada hafif bir koyuluk. Üstte de 3-5 tane çizgi attığımızda doğru bir ışık gölgeyi elde etmiş olacağız. Buna da şu şekilde Gölgemizi girdiğimiz zaman zaten ortaya e, doğru bir ışık gölge ortaya çıkacak. Işık gölge çok önemlidir arkadaşlar. Yani e, işin e, tam tam anlamıyla e, uzmanlığıdır. Yani buraya basit bir çizgi çizdiğiniz zaman hiçbir işe yaramıyor. Fakat buna az bir böyle tarama girdiğiniz zaman bu hemen e, görsel olarak 3 boyut aldığından dolayı daha güzel bir forma kavuşmuş oluyor. Mesela ufak tefek böyle çizimler çizelim. Mesela camla ışık gölge nasıl olur? Birazcık da buna girmek istiyorum sizlerle birlikte. Mesela şu şekilde bir tane çay bardağımız var elimizde. Şu şekilde bir çay bardağımız var. Şöyle kaşığını da çizelim. Şöyle bir çay bardağımız var. Bunlar da ışık gölgeye biraz daha soft girilecek. Normal kalemlerle yaptığımız zaman daha fazla böyle haş bölümlerine odaklanabiliriz. Yani 7B, 8B, 5B, 3B gibi değil de daha böyle B ya da 3H, 2H tarzında kalemlerle tarama yapabiliriz. Bu tarz cam çizimlerinde de dikkat etmemiz gereken konu arkadaşlar daha şöyle bir bardak çizelim. şöyle kırılmasını da verelim. Daha e, yumuşak girip tam dipten değil de daha böyle az çizgilerle ışık gölgemizi vereceğiz bu tarz bardak çizimlerinizde çizimlerimizde. Çünkü e, hiçbir şekilde diğer materyaller kadar objeler kadar ışık gölgeyi net bir şekilde almayacak arkadaşlar. Şuradan bir ışık vurduğumuzda en babası mesela şurada net bir keskinlik olabilir. Kaşığımıza şöyle bir gölge girebiliriz. Suyun içinde kırılma olduğundan dolayı az bir kırılma girebiliriz. Yani bu şekilde ışık gölge vereceğiz. Şu şekilde bardağımıza da net bir keskinlik yok. Mesela bardağın şuralarında mercekleri olduğundan dolayı, dolayı buralara birazcık daha böyle sert ufak tefek dokunuşlar hoş yapabilir çizimimizi. Anladığımıza göre ha, daha sonra mesela şu şekilde bardağımıza bir tabak çizdiğimiz zaman tabağımıza yine istediğimiz gibi ışık gölgemizi girebiliriz. Onda herhangi bir sıkıntı olmayacak. Ya da bir tane mesela şuraya şöyle bir elma, bir tane şeftali, şöyle bir muz şuraya da şöyle erikler çizelim. Çizelim. Bunu şu şekilde bir tane kabın içine alalım. Kabın içinde. Mesela buraya şuradan ışık vurduralım. Bu natir mordumuza, meyvelerimize. Nereden alıyor? Şu şekilden bakın. Işık gölgeye girince hoş bir şekilde nasıl ortaya çıkacağını hep beraber göreceğiz. Yani ışık gölge işin her şeyidir arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Doğru bir ışık gölge işin her şeyidir diyeyim daha mantıklı olacak. Muzumuzda da şurada böyle ince ince Gölgelerimiz düşecektir şu şekilde. Şöyle buradan da bir gölgemizi verdiğimiz zaman şöyle çok hoş bir şekilde zaten ortaya çıkan bir tane mordumuz olacaktır. Yani demek istediğim, anlatmak istediğim noktalar bunlar arkadaşlar sizlere. Ya da mesela ne çizebiliriz? Bir figür üstünden de anlatabiliriz arkadaşlar. Figür üstünden. Şurada bir tane güneşimiz var. Bu güneşimizi her zaman kafamızda belli ediyoruz arkadaşlar. Mesela elimizde bir resim defteri olduğu zaman ilk başta yaptığımız şey buraya e, konumuzu çizmeden önce ışığı nereden vermeliyim ben. Yani rastgele ışık gölge kesinlikle girmiyoruz. Mesela burada bir tane güneşimiz var. Hemen şu şekilde bir tane figür oluşturalım. Şu şekilde popo kısmını çizelim. Nasıl bir figür olsun? Şöyle öne doğru uzanan bir tane figürümüz var. Şöyle kafasını çizelim. Hatta şöyle bir çiçek uzatmış olsun arkadaşına. Figürümüzü çizdikten sonra ışık gölgeyi neye göre gireceğiz? Güneşimiz buradan vuruyor. Yani bu kısmı birazcık daha ışık alan kısmı. Yani kafamızın şuralarına kolumuzun altına net bir ışık. Sırt kısmına hafif taramalar. Popo kısmına birazcık daha böyle net ışıklar. Bakın, demek istediğimi anladınız mı? Şimdi bu adama birazcık daha mesela şuradan ışık gölge versek iş birazcık daha çığırından çıkacak. Ya da ufaktan mesela şuraya bir tane güneş çizdik. Bir tane de hemen kabataslak bir portre çizeceğim ben. Şöyle bir üzgün bir abimizi çizelim. Mesela şurada şöyle üzgün bir abimiz var. Bu abimize de buradan ışık vurmuş. Bu abimizi çizerken dikkat etmemiz gereken nokta şu olacak. Işık nereden almış? Şimdi gözlerin altında her zaman ışıklarımız vardır. Şuradan ince ışıklarımızı aldık. Burnumuzun şu kısmına gölge giriyoruz. Ağzımızın şu kısmına gölge giriyoruz. Şu kısma genel anlamıyla bir gölge giriyoruz. Zaten ortaya çıkan bir tane figürümüz oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle bakın. Şu şekilde zaten gölgeye girdiğimiz zaman her şey ortaya daha da net giriyor. Yani anlatmak istediğim noktalar birazcık bunlar arkadaşlar. Kağıdımız var. Kafadan hemen ışığımız nerede? Buna dikkat ediyoruz. Başka da zaten ee, bu konuyla bu konu hakkında böyle kafaya takılacak çok büyük bir olay da yok. Sadece dikkat etmemiz gereken konu çizmemizi çizdiğimiz zaman mesela şöyle çiçek çizelim. Şöyle bir çize, çiçek çizdik. Işığımızı buradan verdik. Kafadan. Gölgemizi buradan veriyoruz. Yani hem oradan, hem buradan, hem alttan, üstten. Yani rastgele böyle gölge verdiğimiz zaman bu artık araştırma çizgisine girmiyor. Birazcık daha karalamaya giriyor. Işık gölgeye girmiyor karalamaya giriyor. Bunu kesinlikle unutmuyoruz arkadaşlar. Doğru bir çizim yapabilmek için aynı şekilde şu şekilde bir vazomuz var mesela. Şu şekilde çiçeklerimiz var. Şöyle çıkmış çiçeklerimiz. Güneş buradan vuruyor, biraz da buradan vurduralım mesela. Taramamızı şu şekilde. Doğru bir taramayla buraya vereceğiz. He buraya böyle şekline göre 3-5 tane böyle çizgisellik katabiliriz. Fakat öncelikle taramamızı buradan alacak. Şu şekilde taramamızı aldığımız zaman zaten saksımızda da çok güzel bir şekilde ortaya çıkacağız. Taktığımız noktalar bunlar arkadaşlar bizim e, hocalarınız olarak ya da üniversite yetenek sınavlarında hocalarımızın taktığı konular bunlar doğru ışık gölge vermiş mi? Doğru form vermiş mi? Nelere dikkat etmiş? Bunlar yoksa güzel resim çizmiş mi? Ona hiçbir şekilde bakmayacaklar. Bugün sizlere bununla alakalı böyle güzel bir video hazırlamak istedim. Bu tarz videoların gelmesini isterseniz yorumlarda ya da işte Instagram'dan falan belirtebilirsiniz. Kanalımıza da abone olursanız balla börek olur. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.